Efendim Melek. Tamam, anlaşıldı. Her şey hazırmış. Teknenin motoru çalıştırıldı amirim. Yola çıkmak üzereler. Takipteki araç ne durumda? Limana girmek üzere abi. Araç limana girdi efendim. Tamam. Şahsı alalım. Evet arkadaşlar, adamımızı alıyoruz. Şakir kaptan. Merhaba. Şakir Bey. Bak. Kıpırdamayın. Sakin olun. Polis. Amirim. Amirim, araç boş. Araçta kimse yok. Alın bunu. Derhal. Vay be. Çok iyi atlattık polisi. Harika bir iş çıkarttık. Hayırlısıyla tamamına erdirsek. Tamam tamam, endişelenme. Bundan sonrası kolay. Artık polis nerede olduğumuzu keşfedene kadar Yusuf Baba sizi yerinize ulaştırır. Evelallah. Evelallah. Gerçi Mithat Yusuf Bey'den yardım istediğini öğrenince pek sevinmeyecek Melek. Polis Mithat'ı yakalarsa... Ya onu hırpalarsa... Hepinizin başı belaya girecek benim yüzümden. Nasıl? Polisi atlattığınız için mutlu musunuz? Tam olarak değil. Daha çok diğerleri için endişeliyim. Polis diğerleri için endişeli değil mi sanıyorsunuz? Polisin neler hissettiği şu anda en sorumluluğunda olan şey. Oysa sizin kaderinizi belirleyecek olan şey şu anda umrunuzda olmayan şey. Ne garip. Çok da garip değil. Ben ne zaman polis, polisler, polislik hakkında filan düşünsem başıma hep iş açılmıştır. Onun için en iyisi polisi boş vermek. Fakat polis sizi boş vermiyor. Yine ensenizde. Buna ne diyeceksiniz? Polis ensemde. Çünkü bunu ben hesapladım. Böyle olsun istedim. İşte hiçbir zaman anlayamadığın şey bu. Polis bütün olasılıkları hesap edebilir. Mithat'tan hala bir haber çıkmadı. Endişelenme. Hiçbir şey ispat edemezler. Şakir kaptan çok sağlamdır. Ölse konuşmaz. Ya daha ne kadar yolumuz var Yusuf Bey? Galiba pek fazla kalmadı Zahra. İyi günler. Salma Anuar bu araçta mı? Sen Salma Anuar. Sahte pasaport düzenlemekten. Sen Melek Ateş. Sahte pasaport düzenlenmesi suçuna birinci dereceden iştirak etmekten. Ve sen Yusuf Öken, işlenen bütün suçları örtbas edip suça yardım ve yataklık etmek suçundan tutuklusunuz. İyi de bu kelepçeleri takmanız şart mı yani? Kaçacak değiliz ya. Yasal gözaltı ve sorgulama sonunda mahkemeye çıkartılıp yargılanacaksınız. Tamam. Yusuf Baba, bu ne biçimdi, ben anlamadım ben. Bir bit yeniği var bu işin içinde ama. Küçük bizle gelecek, merak etme. İpek, lütfen yapmayın. Ayırmayın kızımı benden lütfen. Yusuf Bey bir şeyler yapın. Yapacak bir şey Melek, yok Zahra. Melek bir şey göz yok. Gözaltında İpek'i görmem mümkün değil. Ama mahkemeden sonra yine sana verirler. Amirim, şahısları aldık. Operasyon başarıyla tamamlandı. Anlaşıldı. İyi iş çıkardınız. Hepinizi tebrik ederim. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun Mithat.
bakıyorum pek keyiflendin. Başarılı olmak kimi keyiflendirmez ki? Tabii. Masum bir kadını çocuğundan ayırmak başarı sayılıyorsa ben de tebrik edeyim de daha çok keyiflen. Görmeyeli edebiyata sardırmışsın. Çok romantik cümleler ediyorsun. Yok, aslında daha fiyakalı cümleler kurarım ama bir polisin bünyesi o kadarını kaldırmaz. Eski alışkanlıklarımızdan da vazgeçmemişiz. Polisliği hala yeterince ciddiye almıyoruz. Lafı karıştırmayalım. Benim polislikle bir derdim yok. Benim derdim bazı polislerle. Hatırlıyorum. Özellikle de mesleki açıdan başarılı olanlarla. Yanlış hatırlıyorsun. Benim onlarla da bir derdim yok. Sadece polis kimliğinin arkasına gizlenip hayat hakkında ipe sapa gelmez ahkam kesen polislerle benim derdim. Bu taş bana mı atıldı şimdi? Ellerim kelepçeli Hakan. Sana nasıl taş atabilirim ki? Yani ellerin serbest olsa bana haddini bildireceksin, öyle mi? Koçum kenara çek. İnanamıyorum Melek, halime bak. Ellerim kelepçeli şekilde bir polis otosundan indirildiğime inanamıyorum. İlk seferinde hep böyle olur Sahra. Böyle şeylerin başkalarının başına geldiğini düşünürsün. Kendi haline inanamazsın. Kendi aranızda konuşmayın. Ne yapalım ya? Seninle mi konuşalım? Hiç çekilmiyor ki senin muhabbetin. Ne diyorsun sen? Siz ona bakmayın memur bey. Biraz gergin lütfen. Sen de sakin olsana biraz. Ya sen niye bu kadar sakinsin? Asıl onu anlamıyorum ben. Mithat nerede mesela? Ne oldu ona? Onu da tutuklamışlardır. Muhtemelen. Kızım nasıl acaba? Çıkar şunu. Hadi bakalım. Artık kelepçen yok. Yap ne yapacaksan. Bu muydu yapacağın? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Niye beğenmiyorsun? Uzun süredir bu kadar güzel yumruk yemiş olamazsın. Yanılıyorsun. İki sene önce teşkilata attığın yumruk gibisini görmedim. O işi karıştırma! Karıştırırım! Hala unutamıyorum o yumruğu Mithat. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattın beni. Ne hayal kırıklığı be? Gördün mü? Demek ki yetenekli bir polis değilmişim ben. Hiçbir zaman da olamadım. Bunda abartılacak ne var? Hayır, yetenekliydin sen. Gördüğüm en yetenekli polistin sen. Değilmişim işte, değilmişim. Ne yapayım? Aşık oldum ben. Aşık oldum ulan. Sahra'nın yanına bir polis olarak iş icabı girdim ama sonunda aşık olarak çıktım. Bu mu yetenekli polislik? He? Bu mu yetenekli polislik? Ama bir şey söyleyeyim mi? Teşkilattaki tek sersem polis de ben değilmişim galiba. Diyorsun ki niye öfkelesin arkadaşlarına? Bir kişi de çıkıp inanmadı bana. Bir kişi de arkamda durmadı benim. Lan seni yukarı savunana kadar anam ağladı benim. Haberin var mı? Yapmaz öyle bir şey o çocuk. Yaptıysa aşık olmuştur. Onun yaptığı görevi kötüye kullanmak değil. Mithat görevini kötüye kullanmaz diye anlatana kadar akla karayı seçtim. Sahi mi? Sahi tabii. Demek beni içeri tıkmamalarının sebebi sendin. Çok iyi sıyrıldın bu işin içinden oğlum. Sadece görevden el çektirilmekle çok iyi kurtuldum. Sağ ol. Harbiden sağ ol. Fakat kurtulmak kısmına gelince neden kurtuldum, ne kadar kurtuldum bundan pek emin değilim ben. Bırak şimdi felsefe yapmayı da sol gözüme niye vurdun? Bilmiyor musun sol tarafımın zayıf olduğunu? Biliyorum. O yüzden vurdum zaten. Aslında senden süzme kötü polis olurmuş ama. Yok yok. Sen varken bana düşmez kötü polislik.
Konuşma hadi. Yürü. Konuşma, yürü. Şimdi ne olacak? Sorgulanacağız. Avukatlarımız gelecek. Peki ya mahkeme? Mahkemenin ne zaman olacağını Allah bilir. Gerekli gördükleri takdirde gözaltı süresini uzatırlar da uzatırlar. Allah'ım. İpek ne olacak o zaman? Sakin olun. O kadar kötü şeyler olmayacak. Nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum. Nereden bileceğim? Adam öldürmedik ya sonuçta. Kimsenin malına bir zarar da vermedik çok şükür. Yani... Ne yapabilirler ki bize? Yusuf baba, yani bu kadar rahat olmanı anlamıyorum gerçekten de. Kızı görmüyor musun? Yaprak gibi titriyor. Sen alışkınsın böyle şeylere diye yangına körükle gitmenin ne hali mi var? Herhalde bizi ayrı ayrı sorgularlar. Verdiğimiz yanıtlarda bir çelişki olmasın. Herkes bildiğini olduğu gibi anlatırsa bir çelişki de olmaz. Ben bütün bildiklerimi anlatırsam Yusuf Bey... Korkarım hepimiz yanarız. Yusuf Öyken, benimle geliyorsun. O nereye gidiyor? Avukatlarımızı niye çağıramıyoruz? Avukatımla görüşmek istiyorum. Yusuf babayı nereye götürüyorsunuz? İyi misiniz amirim? Hiç iyi değilim. Bazen mesleğimden nefret ediyorum. Niye herkes işine duygularını katabiliyor da sıra bize geldiği zaman taş gibi olmamız gerekiyor? Ha? Niye? Hakan'la Mithat neredeler? Gelmek üzereler amirim. Gelmişsiniz. Geldik evet. Bir görevi daha başarıyla bitirdik yine. Bir sigara versin. Ne o? Sigaraya mı başlıyorsun yeniden? Hayır, başlamıyorum ama az kaldı. Yakında başlarım. Mithat! Böyle yapma Mithat. Gönül koyma. Sen Sahra'yı yakalattın. Nasıl yapma? İşin içinde bilmediğin gelişmeler var. Ben görevimi yaptım, senin yapamadığını. Bundan dolayı beni kınamaya hakkın yok. Evet, seni kınamaya hakkım yok, doğru. Ama şunu bir düşünsene. Sahra senin de benim de polis olduğumuzu öğrendiğinde, hayatının neredeyse son 2 senesinde, en yakındakilerinin bile onu aldattığını fark ettiğinde, o zaman kendisini nasıl hissedecek? Ha? Ben, Sahra'nın o an yaşayacağı perişanlığa karşılık, mesleki kariyerimi yaktım. Vazgeçtim. Senden bunu elbette bekleyemem. Yok. Kesin bu işte bir numara var. Böyle şey olmaz. Çözemediğim şeyler dönüyor. Sakin ol Melek. Her ne dönüyorsa biz de bunun bir parçasıyız. Ve ne kadar telaşlı olursak o kadar az şey anlarız olup bitenler hakkında. Annelik yaptırıyor bunu sana değil mi? Neyi? Sakinleştin. Geldiğimizde böyle değildin. Ama şimdi sakinleştin. Sakin olmalıyım Melek. Kızım için. Kocam için. Ama beni bekleyen hiç kimsem yok. Bu yüzden de sakin olmak zorunda değilim. Ben avukatımı istiyorum. Avukatımı istiyorum. Avukatımla görüşmek istiyorum. Melek Ateş. Benim. Benimle gelin. Salma Hanım siz de arkadaşımla lütfen. Salma. Aynı böyle sakin ol tamam mı? Sen istemedikten sonra hiçbir şey imzalatamazlar sana. Melek yakında görüşeceğiz. Kendine dikkat et. İpeği buyurun, benden önce görürsen lütfen. Ona sahip çık Melek. Gönderdik. Gel.
Bak ben kıdemliyim. Bu işleri hadi, bilirim hadi, biraz. Yürüyün. Ya bir şey soracağım. Yürüyün. Niye avukatımızla görüştürülmüyoruz? Niye böyle acayip bir uygulama var? Yusuf baba? Yusuf baba! Ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl kaçırırsın? Yusuf baba ne oluyor? Ellerin niye kelepçeli değil? Ağzındaki o sigara ne? Sen de mi polissin yoksa? Ne biçim bir dümen bu Yusuf baba? Delireceğim, polis misin sen de? Götür bunu, götür. Evet Melek. Yusuf Bey polis. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Nasıl bir tezgah bu? Ne biçim insanlarsınız siz? Ben sana demedim mi Melek? Yusuf Bey'e hiçbir şey söyleme demedim mi? Mithat, Mithat Salma'yı düşün. Onu kurtar bu pisliğin içinden. Salma'yı kurtar Mithat. Salma'yı kurtar. Biraz sonra sizinle görüşmek için gelecekler. Oturun lütfen. Merhabalar. Nasılsınız? Salma Hanım. Salma neydi? Anuar. Güzel. Ne anlama geliyor? İnatçı demek olabilir mi? Lütfen ciddi olun memur bey. Ölüm kadar ciddiyim Salma Hanım. Siz de biraz ciddi olmak ister misiniz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Pasaportta adı geçen çocuğun kim olduğunu, kime ait olduğunu, niye yurt dışına kaçırmaya çalıştığınızı. Kızım nerede? Soruma cevap verin. Konuş Zahra. Ne istersen söyle, korkma konuş. Hepsi oyun nasıl olsa. Size soruyorum. Bu kız kimin? Benim. O zaman siz kimsiniz Salma Hanım? Ben Salma Anuar'ım. Bırakın Allah aşkına. Salma Anuar'ın bir kızı olduğuna dair hiçbir yasal belge yok. Ama o benim kızım. Kızım nerede şimdi? Bir yetiştirme yurduna mı verilecek yoksa annesine mi, onun yanıtını bekliyor. Neler diyorsunuz siz? Bizimle anlaşmayı deneyin. Diğerleri nerede peki? Yusuf Bey, Melek, Mithat. Onlar iyi mi? Niye merak ediyorsunuz? Onları salıverirseniz size bir iki şey söyleyebilirim. Vay, sıkı giriş yaptınız. Demek polisle pazarlık ha? Evet, polisle pazarlık. İşinize gelirse. Tamam. Kabul ediyorum. Kimseye bir şey söyleme Melek. Yusuf Bey'e de söyleme. Yusuf Bey'e bile söyleme. Aklım almıyor. Yardım et bana. Senin bilmediğin birçok şey var Melek. Zahra için yaptım her şeyi. Seni ilk tanıdığım gün Yusuf baba. Dünyada hala iyi insanlar varmış. Ne güzel demiştim kendime. Nasıl umutlanmıştım bilemezsin. Bunca pisliğin içinde çok sağlam bir kale gibiydin sen benim için.
Ama o kale yıkılıyor şimdi Yusuf Baba. Gözümün önünde. Gümbür gümbür yıkılıyor. Bir gün beni anlayacaksın Melek. Yemin ederim anlayacaksın. Tamam. İstediniz, gittiler. Nereden bileceğim gittiklerini? Biz size güvendik. Sahra Hanım. Siz de bize güveneceksiniz. Çok erken döküldüm be oğlum ortaya. Demek durum ciddi. Adımın Sahra olduğunu biliyorsunuz işte. Niye oynamayı sürdürüyorsunuz ki benimle? Bu öyle bir oyun ki Sahra Hanım. Aklınız hayaliniz almayacak. İnanılmaz bir çemberin içindesiniz Sahra Hanım. Size en yakın insandan en uzak insana kadar herkes bir şekilde oyunun içinde. Ve bu oyundaki insanların hem sizinle hem de birbirleriyle kurdukları ilişkileri tam olarak tespit edebilmemiz için 2 sene gerekti. Tam sonuna vardığımızı düşündüğümüzde yeni bir halka eklendi. Sonra yenisi, sonra yenisi. Sibel! Otur. Yeter artık oynayıp durma üstünle başınla. Yönetim kurulu üyesisin sen. Yemin tezer. Gözlerime inanamıyorum. Ne işin var senin burada? Yeni ortağımla birlikte şirketimi gezmeye geldim. Neler saçmalıyorsun? Ne orada? Sen artık benim vekilim bile değilsin. Hatırlamıyor musun? Seni azlettim. O işler söyleyerek olmuyor öyle Nil Hanım. Kağıt üzerinde vekiliniz hala benim. Yine ne haltlar karıştırdığını rica ediyorum. Tane tane anlatır mısın lütfen? Ben artık Sibel Hanım'ın tam vekaletli avukatıyım. Peki Sibel Hanım kim? Sibel Hanım, sen benden vekaletini aldığını zannederken senin vekaletini kullanarak Atom'un sana ait bütün hisselerini üzerine geçirdiğim kişi. Şu anda idrak sürecinde. Ne kadar kötü insanlar olduklarını düşünemezsiniz Sahra Hanım. Hayal bile edemezsiniz. Düşünün. İçlerinden biri kendisini şeytanın avukatı olarak tanıtıyor. Hem de gururla. Yani sadece kız kardeşim değil beni yiyip bitirmek isteyen, öyle mi? Keşke sadece o olsaydı Sahra Hanım. Son günlerde sizin de bir dönem ortak olduğunuz şirketin hissedarlarına dair bir araştırmadan söz edelim isterseniz. Sana kendini çok kötü hissedeceğini söylemiştim. Karavana. Ama üzülme. Nasılsa artık şirket üzerinde hiçbir payın kalmadı. Bol bol vaktin olur. Atış sporuyla ilgilenirsin. Yemin, gidelim artık buradan ne olur. Tamam kızım. Defol. Defol buradan. Tamam. Yalnız bak. Kendini öyle fazla harap edip falan beni rakipsiz bırakma. Ya çok sıkılırım sonra. Yani yeni planlar falan yap. Git tamam buradan mı? Diyorum sana. Biraz su ister misiniz? Olabilir. Nasıl kaldıracaksın? Bu kadar çok şeyi nasıl kaldıracaksın sen? Sahra.
Fakat ben şu son bahsettiğiniz adamı tanımıyorum. Hı. Neydi adı? Yemin Tezer. Aman Allah'ım. Tanıyor musunuz yoksa? Bu adam... Allah'ım, inanamıyorum. Olaylar nasıl böylesi birbirinin içine girer? Bu adam bir gün beni intihar etmekten vazgeçirdi. Demek ki sizin için daha sistemli bir son düşünüyor. Aman, yanlış anlamayın. Söylemek istediğim şu ki... Bir gün o yaptığının karşılığını istemek için karşınıza dikilecek kadar küçülebilir bu adam. Kenan, Sibel Hanım'ı al. Biraz yürüseydik. Sibel, sinirlendirme beni, bir daha asla yürüyemeyeceksin, hadi. Alo. Efendim, arz etmek istiyorum. Evet efendim. Nilan'ım hem maddi olarak hem de moral olarak bertaraf edildi. Evet. Evet efendim. Emredersiniz efendim. Sahra Hanım'ı en kısa sürede size getireceğim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sana bu kadar büyük bir yalanı nasıl söyleyebildim ben? Beni asla bağışlamayacaksın. Çok yorduk sizi. Çok. Ama emin olun, bütün bunları sizin ve kızınızın iyiliği için yapıyoruz. Benim dışımda herkes kızımın iyiliğini düşünüyor zaten. Eski kocam, kız kardeşim, şimdi de siz. Bildiğiniz gibi hayatta bir iyiler bir de kötüler vardır. Kötülerle iyileri karıştırmaya başladığınız vakit yolunuzu da bulamazsınız. Bizi kötülerle karıştırmayın. İyilerle kötüleri karıştıran sizsiniz. Pardon, adınız neydi? Hakan. Hakan Bey. Çünkü kız kardeşim ya da Yemin dışarıdayken ben burada sizin karşınızdayım. Belki kötü bildiğiniz kişiler size Yemin Tezer'den ya da kız kardeşinizden daha yakındır. Yapma Hakan, yapma. Ne demek istediğinizi anlamıyorum, daha açık konuşun. Uyuşturucu ticareti bildiğiniz gibi organize bir suçtur. Zahra Hanım. Uyuşturucu ticareti mi? Bir dönem sahibi bulunduğunuz ve organize tarımla iştigal eden Atum, aslında paravan şirket. Paravan mı? Paravan. Yani aslında göründüğü gibi olmayan. Atum organik tarım türünden idealist işler yapıyormuş gibi görünürken, aslında uyuşturucu pazarının Türkiye ayağını oluşturan bir şirket. Biz buna paravan diyoruz. Benim bununla ilgili hiçbir bilgim yok. Bunu şimdi sizden öğreniyorum ben. Biliyoruz. Sizi uyuşturucu ticaretiyle suçlamıyoruz. Yani şimdilik. Ama eğer bize yardım etmeyi kabul etmezseniz... Nil mi bütün bunların hepsini yapan? Yoksa eski kocam Sinan Tara mı? Yemin Tezer mi? Kim? Kız kardeşiniz... Bu kadar organize bir suça ortak olabilecek kadar başarılı bir kötü değil ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. O zaman işler onun için de bizim için de daha kolay olurdu. Öyleyse kim? Bugün ara verelim. Bu gece düşünmek için vaktiniz olacak. Belki bizim yerine koyamadığımız taşları siz yerine koyacaksınız. Şimdi dinlenin. Ne yazık ki bu mesele bizim lehimize çözümlenene dek sizi alıkoymak zorundayız. Sahra Hanım'ı dinlendirelim. Hı hı.
Kelepçeye gerek yok. Mithat. Sahra. İyi misin? Yüzüne ne oldu? Beni merak etme sen. Sen nasılsın? Çok özür dilerim. Bağışla beni. Benim Hayır. yüzümden başına gelmedi. Hayır. Şey kalmadı. Hayır. Bağışlanması gereken biri varsa o da benim. Seni çok seviyorum. Kendimden. Hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Sakın bunu unutma. Vaktimiz yok Mithat Bey. Sizi alalım. Buyurun alayım Sakın sizi. Unutma. Keşke seni anlayabilsem. Beni anlamak için aşık olma ihtiyacın var. En son ortaokulda aşık olmuştum. Çünkü sonra işine aşık oldum. Aşık olsaydım ve bir seçim yapmam gerekseydi de yine mesleğimi seçerdim. Bunu başına gelmeden bilemezsin. Tabii sen buna da zaaf diyeceksin şimdi. Zaaf tabii. Sahra gibi birini tanısaydın böyle demezdin. Ben kızımı göremeyecek miyim acaba? Yeni bir emre kadar bu ne yazık ki mümkün değil. En azından nerede olduğunu öğrenebilsem. Endişelenmenize gerek yok. Kızınıza en iyi biçimde bakıldığına emin olabilirsiniz. Nezarette kalmak zorunda mıydı? Otel odamız yok ne yazık ki Mithat Bey. Hakan yeter artık. Durumu sıradanlaştırmaya çalışma. Elbette sıradan. Şu anda yüzlerce insan çeşitli suçlardan dolayı sorgulanıyor. Sahra bir suçlu değil. Ben de değilim. Evet çok uğraştın ama suçlu olmayı başaramadın. O yüzden seni özgür bırakacağım. Yarın Sahra'nın kararına göre senin akıbetin de belli olacak. Ne dedin şimdi sen? Bekleyeceksin dedim. Mithat, Yusuf abinin üstüne gitme. Doğru olanı yaptığını sen de ben de biliyoruz. Allah'ım nasıl olur? Yusuf baba nasıl polis olur? Geldi işte. Gelmeyecek misin? Hadi gel. Burası senin evin. Hadi gir içeri. Benim evim yok. Benim kimsem yok. Gideceğim hiçbir yer yok. Güvenebileceğim, seveceğim hiç kimsem yok. Hayatımdaki hiçbir şey gerçek değil. Belki bu ev bile gerçek değil. Sen bile yalansın Yusuf baba. Melek dinle. Seni izleyen bir sivil kapıda duruyor mu? Şu an beni dinliyorlar mı? Hey! Bir katilim ben. Eski bir suçlu. Arkadaşlarını göz göre göre satan bir hain. Ah, ama bizi dinlemelerine gerek yok. Nasıl olsa attığımız her adımı bağlı olduğu teşkilata bildirecek görevine sadık bir polis memuru var burada. Herkesin adına karar verecek sadık bir polis. Evet, ben karar verdim. Çünkü siz karar veremeyecek kadar kendinizi kaybetmiştiniz. 2 yaşındaki kız çocuğunu büyük bir tehlikeye atmak üzereydiniz. Sen İpek'e çok daha büyük bir kötülük yaptın. Her şeyi bildiğinizden, her hesabı doğru yaptığınızdan ne kadar da eminsiniz ama unutma Melek, yanılabilirdiniz. Ve bu hepinizin hayatına mal olabilirdi. Eğer yanılan sen olmasaydın, kızın şu an hayatta olurdu. Tutuklayacak mısınız beni memur bey?
Tamam. Siz benim için en doğru olanı yaparsınız. Sen yap o zaman doğru bildiğini. Hep alıştığını yap. Öyle yapman gerekir değil mi? İntikam alman gerekir. Zaten uğruna yaşanacak bir şey de yok bu hayatta. Sevgi, güven filan boş şeyler. Bunlardan söz edecek en son kişi sensin. Zahra ve Mithat'ı aldattığın için bir madalya verirler artık sana teşkilattan. Hadi eyvallah. Yemeğinizi getirdim. Neredesin Melek? Neredesin? Hop hop, destur yok mu? Girebilir miyim beyler? Ne güzel ablaymışsın sen. Buyur gel. Ne oldu? Evden mi kaçtın sen de? Bu yaşta evden mi kaçılır be oğlum? Her yaşta evden kaçılır. Kaçacak evin varsa tabii. Kandırma bizi be abla. Macera arıyorsun herhalde. Aç mısın? Buyur ye. Macerayla filan işim olmaz benim. Öyle gezmeye çıktım diyelim. Hava almaya. Süper yer seçmişsin. Hava almak için. Açtan abla, sevgilim mi arıyor? Babasıdır oğlum belki. Alın bu sizin olsun. Sahi mi abla? Sahi ya. Bunu alırım ama. Aa, al abla, al senin olsun. İkinizin de oğlum, versene. Hadi Melek, hadi aç be kızım. Alo? Yok abi. Abla gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum abi. Kayboldu. İçmem ben süt. İyi. Sen bilirsin. Büyümeyi de unut o zaman. Büyümek isteyen kim? Böyle çok rahatım. Herkes benimle ilgileniyor. Seninle niye anlaştığımız çok açık Lara. Birbirimize benziyoruz. Sen de mi süs sevmiyorsun? Madem içmeyeceksin o halde odana git uyu, olur mu? Yarın sabah sana bir sürprizim var.
Ama şimdi ne olduğunu sormak yok. Tamam mı? Peki, sormam. Kim geldi, yemin mi yoksa? Hayır canım. Yemin artık bu eve asla gelmeyecek. Korkma. Hadi bakalım, hadi. Tarık Bey geldiler Nil Hanım. Tamam, sen gidebilirsin Nurcan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat bakalım Tarık. Yeni görevinin üstesinden başarıyla geldin mi? Evet Nil Hanım. Cezaevi müdürüyle görüştüm. Güzel. Seninle iyi anlaşacağız. Ebru Hanım'ın çıkmasını öngördükleri saatten 2 saat evvel bırakacaklar. Peki Ebru Hanım'ın kendisiyle görüştün mü? Hayır Nil Hanım. Siz görüşün dememiştiniz. Söylediklerimi harfiyen yerine getiren biriyle çalışmayı özlemişim. Peki Tarık, gidebilirsin. Söylediğiniz gibi efendim. Yarın sabah cezaevinin kapısında Ebru Hanım'ı karşılamak üzere hazır bulunacağım. Güzel, iyi geceler. Sağ ol, iyi iş çıkardın Tarık. Bundan sonra da böyle devam edersin umarım. İyi geceler. Sağ ol Nil. Ne kadar iyi bir insansın. Annemi hapisten çıkarıyorsun. Seni çok seviyorum. Seni yaramaz. Yarına kadar bekleyemedin değil mi? Ama çok bekledim Nil, öyle değil mi? Evet canım, çok bekledim. Çok iyisin Nil, sen çok iyisin. İyi misiniz? Gidelim. Sana silahını ve kimliğini geri vermeyi öneriyorum. Ne? Belki böylece kendin için de, sevdiğin kadın için de daha doğrusunu yapmış olursun. Hayır. Olmaz. Ben seçimimi yaptım. Ben de sana yeni bir seçim yap diyorum. Çok karmaşık değil. Peki ne karşılığında? Tamam söyleyin. Kızım karşılığında benden ne yapmamı istiyorsunuz? Kabul ediyorum. Çok hızlısınız. Bir dakika sakin olun. Beni daha fazla bekletmeyin rica ederim. Söyleyin ne istiyorsunuz? Şunu da anlaşalım. Ne yazık ki kızınızı bir süre daha görmeniz mümkün değil. Plan gereği kızınızı önce yetimhaneye, oradan da en yakını olduğu için teyzesine verilecek. Tabii velayet davası sonuçlandırıldı. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Zahra Hanım, ben polisim. Ve inanın sizinle ilgili sizden daha çok şey biliyorum. Şimdi öncelikle kızınızla ilgili anlaşalım. Asla. Asla kızımın ile geri vermem. Korkarım ki o zaman öteki koşullara gelemeyeceğiz. Tamam, beni tutuklayın.
Sahte kimlik bulundurmaktan 5 ay yatar çıkarım. Hayatıma devam ederim. Bu ne yazık ki mümkün değil Sahra Hanım. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ama yanılıyorsunuz. Bakın siz gerçek kimliğinizle ortaya çıktığınızda yeniden Atom'un sahibi olacaksınız. Öyle değil mi? Evet. Ama Atom bir paravan şirket. Ve bununla ilgili birçok kanıt var elimizde. Ve siz bu şirketin sahibi olarak sadece sahte kimlik bulundurmaktan filan değil, uyuşturucu ticaretinden cezaevine girersiniz. Ki bu 5 ay değil, çok ama çok daha fazla cezaevinde kalmanız demektir. Peki kızımı Nil'e vermenizin size nasıl bir faydası olacak? İşler bir süre daha normal seyrinde akacak. Şirkette yani. Siz gözümüzün önünde olacaksınız. Bulgaristan'a filan kaçmaya çalışmayacaksınız. Ve en önemlisi, Yemin Tezer sizinle bağlantıya geçecek. Yani? Yani o zaman asıl ulaşmak istediğimiz bağlantı da açığa çıkacak. Ama neden ben yapmalıyım bunu? Çünkü sadece siz yapabilirsiniz. Bunun nedenini size söyleyemem ama çok yakında... Bana yalan söylüyorsunuz. Kızımın ile geri vermeyeceğim. Beni buna ikna etmeniz imkansız, imkansız! Amirim, bağlantı sağlandı. Dinlemeye geçiyoruz. İzninizle. Yer tespiti yapıldı mı? Hedeflerden biri rutin alanında amirim. Hayır efendim, bilgim yok. Araştırdım ancak henüz bir sonuç alamadım. Geç kalıyorsun bana bir an önce. Çabuk ol, yer tespiti çabuk. Hedefi kaybediyoruz amirim. Hedef bir kayıtta. En kısa sürede Sahra Hanım'ı bulacağım efendim. Sahra Hanım benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Aklımdan ve her şeyden de daha önemli. Onun başına gelenler benim suçum. Benim işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Bunu anlıyorsun değil mi? Kaybettik. Hasan, sesi temizleyebiliyor muyuz? Elimden geleni yapacağım amirim. Bu adam nerede de biz bulamıyoruz. Delireceğim sonunda. Vay, sevgili kardeşim uyanmış mı? Deniz havası iyi gelir insana. Daha dinç uyanır. Üstelik sinirlere de iyi gelir. Şu an bana bir tek evimin havası iyi gelir. Sen de tutturdun evim evim diye. Sibel, kardeşim... Büyüdün artık sen, 10 yaşında değilsin. Barda bulduğun adamları evine götürecek kadar büyüdün. Eğer bu kadar büyümeseydin, şimdi evinde rahat rahat oturuyor olacaktın. Yaptığımın cezası ömür boyu gözaltında yaşamak mı? Hadi güzelim git içeri. Biraz daha uyu, beni de yorma. Bak, abim bugün de sen hisselerine biraz daha hisse ekleyebil diye çalışacak. %20 hissecik daha. Thank you.
Özür dilerim. Ne sizi, ne kendimi kurtarmaya gücüm yetmedi. Hasret mi gideriyorsun? Bak Mithat, işin içinde uyuşturucu var. Yani sen kendini sakınırken ülkede yüzlerce çocuk bu boka bulaşıyor. Aşkını ve kayıpları bir teraziye koyduğunda hangisinin ağır basacağını ikimiz de biliyoruz. Onu kaybetmek istemiyorum Hakan. Neden anlamıyorsun beni? Sara seni anladığında onu kaybetmeyecek. Kazanacaksın. Neden direniyorsun? Bunu dinlediğinde ikna olacak. Ama yanında kendisine en yakın gördüğü kişinin olması gerek. En az bu sesin sahibi kadar kendine yakın biri. Bak şuna. Ne demek bu? Sahra. Ben polisim. Polistim. Ama şimdi...
sana anlatacaklarımı dinledikten sonra senin de benim de istemeden kirli bir oyunun parçası olduğumuzu anlayacaksın. Beni affet. Affet beni. Seni seviyorum. Seni hep seveceğim. Ben değilim bunların sorumlusu. İnan bana, ben değilim. Yalan söyleme. Bana artık yalan söyleme. Tek şey, en kısa sürede Sara Hanım'ı bulacağım efendim. Sara Hanım benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Atomdan, hisselerden, her şeyden daha önemli. Kızım benim için vazgeçemeyeceğin tek şey. Onun başına gelenler benim suçum. Benim işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Bunu anlıyorsun değil mi? Benim işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Baban yaşıyor Sahra.